Penaltıda biraz şans faktörü de vardır yalnız. Onu da unutmayalım. Yani bir biraz yazı vardır. tura gibi ama tabii yüzde seksen atanın kazandığı bir yazı tura. Öyle bir durumu da bu, söz konusu penaltı. Bu gibi. vesileyle iki penaltı arasındaki farkı söyleyeyim. Hı hı. FIFA bu şeyi olayını çözemedi. Sahaya giren oyuncuları. Bir ara şunu yaptılar. Kural kitabına alen şöyle yazar. Yani atan oyuncu önce girdiyse gol olduysa diyor tekrarla. Atan oyuncu önce girdiyse. Gol olduysa tekrarla. Atan oyuncu girdi. Gol kaçtı devam ettir. Evet. Karşılayan girdi. Gol oldu devam ettir. Karşılayan girdi. Gol kurtarıldıysa tekrarlattırdı. Baktı ki ikisi birlikte girdi. Dedi ki buna karışmayın. İstisnalı koydu. O da şu. Giren oyuncu topa müdahale ediyorsa tekrarlattır. Dün Trabzon maçında giren oyuncu topu dönen topa Kamil, vuruyor. Kamil Ahmet. Kamil Ahmet'i bırak. Rakip takımdan vursa gene tekrarlatacak. Niye? Giren oyuncu dikkate almayın diyor. Oyuna müdahalesi Ama yokken. Sezon boyu çok oluyor her sezon. Bu tip pozisyonlar. Genelde hakemler atlıyor bunu. Hayır oyuncu atlıyor. müdahalesi var tekrarlamıyor. Atlıyor atlıyor. Çok var. Ben Dün ben gördüm hatta birkaç tane aynı pozisyonlara koymuşlardı. Hayır, oyuncu müdahalesi var. Müdahalesi yani. olmasına rağmen tekrarlatılmadığı şimdi maçlar var. Şimdi bakmam lazım şunun için. Turgay abi doğru söylüyor Zeki abi. Senin var, var. için o kadar çok pozisyon var ki öyle. Var. Yani şimdi... Birçoğu geri alınıp evet. tekrarlatılması. Tekrar... Belki ilk de... defa bir erken doğru var. yaptı ama yanlışlarla karşılaştırdığımız için. Ben ezbere, ezbere taç... konuşamam bilmiyorum. Taç atışları bile var. Mesela bir ayağını kaldırdın mı taç atışı tekrar eder ya da evet. rakibe verirsin biliyorsun. Evet. evet. 50 bin tane var böyle pozisyon. Evet. Bütün sezonda tekrarlanan şimdi, bundan sefer doğru bir şey bir yaptı, ya yaptı Abdullah Avcı da söyledi. Tekrar doğruydu diye. Demek ki kural dediğin gibi böyle. Dönen, ama bu kuralı uygulamayan hakemler olduğu için olabilir. kargaşa Bak, oluyor. Olabilir. Ben maç hatırlam ama şunu söyleyeyim çok net şu. Ceza sahasına evet. giren oyuncu oyuna müdahale ediyorsa o penaltı evet. tekrarlanır. Evet. Ediyorsa. Kalecinin ayağına çizgiden çekmesine ilgili bir şey söyleyeyim. Bak mesela bu da yarın öbür gün olur. Kalecinin ayağı çizgide değilse değilse. Onu biliyoruz. Evet onu. Ya, uyguluyorlar zaten. Hayır onu. hayır. Top ya, top ya, giderse tekrarlanmaz. Kurtarırsa. Kurtarırsa. Tabii tabii aynen. Ne zaman tekrarlanır? Şimdi bu da dersin ki yani öyle oldu böyle oldu. Diyor ki kaleci atan oyuncu açık şekilde rahatsız ederse avuta bile gitse tekrarlanır diyor. Bak aynı kuraldan üç tane farklı şey söylüyorum. Bir ayak çizgide değil dışarı git tekrarlatma diyor. Kaleci bir şey etkilemedi. Hı hı. Ama açık şekilde oyuncuyu rahatsız eder. Örneğin iki adım öne çıkarsa Tekrarlatır abi. diyor. Dışarı gitse bile. Şimdi şöyle diyebilirsen bana ya, abi bak onu tekrarlatmadı bunu tek tekrar... ama fark var. O yüzden görmem lazım diğer o evet. hani kaleciden döndü dedin. Atan oyuncu ilali yapan avantaj elde etmesi lazım. Evet. İlali yapan avantaj elde ediyorsa o penal tekrarlanır. Bu kadar basit. Burada öyle bir ilerli yok Fenerbahçe maçında. İkisi birlikte giriyor. Tekrarlanmaz yani. Zeki Uzundurkan, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Aslında Emre Belözoğlu takım başında başlamadan böyle umutlar şampiyonluk yolunda biraz kırılıyor gibi görünüyordu. Şimdi daha coşkulu, geleceğe daha aydınlık bir yüzle bakan Fenerbahçe camiası var. Bir defa Emre Belözoğlu çok şanslı. Çünkü Emre Belazoğlu'ndan ziyade Fenerbahçe'deki oyuncuları, futbol takımını Beşiktaş ve Galatasaray zaten maçlara motive ediyor. Yani hadi bu hafta Galatasaray kazandı ama özellikle önündeki rakibi imkansız gibi bir duruma düşürmüştü Fenerbahçe'yi ama kaybettiği puanlarla birlikte tabi bunda Abu Bakar'ın yokluğu çok önemli bir faktör. Emre Belizoğlu şunu yaptı: Erol Bulut döneminde kontrollü bir oyun oynuyorlardı, topu zaman zaman rakibe bırakıyorlardı. Emre Belizoğlu geldikten sonra işte 4-6-0 gibi işte kenar forvet Valencia'yı kullanıyor. Önce Samattadan baktı verim alamıyor. Şimdi Valencia sezon sonuna kadar bu sistem üzerinde gidecek belli. 3 ya da 5-10 numara diyebiliriz. Orta sahadaki oyuncuların orijinine baktığında on numara oynayabilen oyuncular. Pelkas'ı da Turgay abinin dediği gibi sol kenar yerine Alex gibi kullanıyor artık. Yani golcülüğünden yararlanıyor. Yani 4-6-0'da orada Pelkas gizli golcü. Serbest şey, oynuyor. Zeki abi, gizli gol... evet kalkı olsun diye. Evet. Yani o beşli ortası, Sosa'nın haricindekilerin hepsi. Değişir top olarak. rakibe geçtiği zaman pozisyon oynuyorlar. Tabii tabii. Hani Burada Pelkas ortada kaldı mı diğeri Bak, sol tarafı pozisyonu dolduruyor. Bu oyuncular şunu yapmıyorlar. Ama top ayaklarına geldiği zaman hepsi hareketli. Bu oyunculara Sosanlar şunu tembihlenmiş, da. bu oyuncular şunu yapmıyor. İşte Osay Samuel gibi İşte çalım atayım derken takım atağa kalktığında e, rakibe kontra atak fırsatı vermiyorlar. Aynen. Yani paslaşmayla, paslaşmayla rakibi birinci bölgeye sıkıştırıyorlar ama... Asla çalımı denemiyorlar. Yani güzel böyle tiki taka paslar, akıllı paslarla rakibi oraya hapsediyorlar adeta. E bu taktik tuttu. E bunu da devam ediyorlar. E, Düz Gustavo gibi bir oyuncu yedek kalmaya başladı. O Sahih Samuel'e ki e, sezon sonu bedava alacaklar oyuncuya 540 bin euro e, para verdiler. Bon servis ücreti ödediler. 30 Haziran 2021'de o Sahih Samuel'in sözleşmesi bitiyor. Ama Erol Hoca şunu söyledi. Bu oyuncuya şimdi şimdilik ihtiyacımız var alalım aldılar ama oyuncu kendini inkar ediyor. Oyuncu cesaretsiz. Oyuncu topu kaptırdığında koşmuyor, sorumluluk almıyor. Bizim ligimize daha alışamadı bence. Oyuncu bence acaba pozisyon, kendini inkar mı ediyor yoksa oyuncu bu mu? Bence oyuncu bu değil aslında. Oyuncu ha şöyle. Oyuncu kendini geliştirebilir. O potansiyel var oyuncuda. Ama hı hı. E, belli ki Emre Belezoğlu ben şampiyon olacağım kardeşim. E, risk atmak istemiyorum. O sayı Samuel'i yetiştireceğim diye Ligide e, risk atamam diye hazır oyuncularla doğru olanı yapıyor. Bu ligi bilen daha güçlü oyuncular işte Mert Hakan'ı e, kullanması çok önemli. Mert Hakan kenara atılacak bir oyuncu değil. Hep üstünde koyarak gidiyor. Dikkat ederseniz şut atıyor, özgüveni arttı, savaşıyor. E, yani doğru kadroyla sahaya çıkıyor ve e, sistemi de oturttu belli. Yani bu orta saha oyuncuları pas yaparak e, hem savunmaya da yardım ediyorlar. Ayrıca dediğin gibi... E, Sosa savunmaya daha çok yardım ediyor belki. Louis Gustavo Yeni Luis Gustavo Sosa diyebilirsin. Ama diğerlerine de baktığında yardım ediyorlar. Yani fedakarca oynuyorlar. Hepsi sorumluluk alıyor sahada. Belki Emre Berezoğlu için oynuyorlar. Belki Beşiktaş puan kaybettikçe böyle oynayacaklar. Ama bu hafta Beşiktaş Sivas'ı yenerse ondan sonra Fenerbahçe'de yine bir şey olur. Bay haftası olduğu için. Bir enerji düşüklüğü olur baydan dönüşte. Ya yine şey olur takım. E puan hani, farkı 5'e çıkmış her, beşe olacak. 5'e çıktığı anda tekrar e, biz bu işi kotaramayacağız, başaramayacağız düşüncesi oyuncular da hakim olabilir. Tıpkı Başakşehir'de olduğu gibi. Hani biz düşeriz bu halimizle. Olduğu gibi ki Demba konusunda yeni bilgiler geliyor. Hani oyuncu çok rahat. Oyuncu e, kendi başına e, mücadele eden, e, hocanın söylediklerinin dışına çıkan bir taktikle oynayan tarzı olduğu için öyle bir e, durumlar ortaya çıktığı için Dem kesmiş deniyor son bilgiler. Ya bizim söylediklerimiz doğru. Hocayla arasında bir sert rüzgarlar esmiş. Hı hı. Ama hoca yanlış yaptı. Turgay abi dediği gibi böyle bir dönemde Dem Baba'yı sokma içine çekke sokmamış. Bugün kabul Bugün Baba olsaydı Fenerbahçe stoperleri korner atışlarında bile e, gidip kafa vurmaya gitmezlerdi. Ya yani Dem Baba öyle vur yani yakaladım atan bir oyuncu ki e, bir de şu var. Hani çok koşmuyor ama ağır bir oyuncu değil top aldığında o cüstesine rağmen değil mi? Yani Hakkında anında anında vurabilen bir oyuncu. Çerçeveyi gördüğü anda. Şimdi Onun ile kıyaslanırsa kullanıyor. tabii ki de bir adım bir adım değil hatta iki adım önde. Mesela penaltı pozisyonunda yine Dembaba sahada olsaydı Dembaba kullanırdı diye düşünüyorum ben. Tabii. Yani yani kri, tabii de yani, performansı penaltı, tartışılır. Penaltı çok çalışkan bir oyuncu. Herhalde buna kimse itiraz etmez ama e, beceri ama şimdi. anlamında çok üst seviye bir oyuncu değil. E Hiçbir zamanda olmadı. Bak ben sana söyleyeyim. Çalışkan oyuncu kim biliyor musun? Forvet. Abu Bakar. Evet. Abu Bakar. O teknik becerisi de 100'deyiz. aynı zamanda yani, var. O yani daha farklı krivel, bir seviyede. Tamam. Krivelli. E, fiziği iyi. Evet. Mücadeleci bir mücadeleci. oyuncu ama. Kaç gol atmış bu sezon? Başakşehir'e? Evet. Kaç maç oynamış? 30-11. Bence çok da kötü oynadı. Çok e, Bugün sorumsuzca yani izlerken ben hoca olsam tahammül edemem böyle bir evet, oyuncuya biliyor musun? Turgay abiye şöyle katılıyorum. Hani Aykut Hoca Dembaba'yı kendi kalıbına sokmaya çalıştı. Kendi kafasına uydurmaya çalıştı. Uyduramayacak. E, kabul etmedi. diye. Ya. ya, o da ka kabul etmeyin. yani kardeşim. ben buyum. Dembaba'yı. Yapma ama işte hocam evet. yani. Çünkü ya böyle bir dönemde yap. Evet sıkıntılı stresli o bir dönem yaşıyorsun. Bu adam bütün hocalarla oynadı. Hepsinde başarılıydı ya. Bir tek sende böyle oldu. <laughs> evet. Yani ona bak. Bir son dakika gelişmesi Peki, var. Hoca e, ben Dünya yaşadım, futbolunda günün en önemli konusu Avrupa evet. Süper Ligi mevzusu. Kulüpler Birliği'nden de bu konuda bir açıklama var. Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun bütünlüğüne damga vuracaktır. Damga, darbe vuracaktır. Darbe. Özür diliyorum. Şeklinde bir açıklama söz konusu. Hem Türkçe hem de sanıyorum İngilizce olarak bu açıklamayı paylaşmış durumda Kulüpler Birliği. Ve Avrupa Süper Ligi'ne karşı... Kulüpler Birliği'nin UEFA'nın yanında olduğuna dair bir açıklama söz konusu. Bakalım Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı bir açıklama gelecek mi? E, İngiltere e, Lig Federasyon Ayrı Yapılar konuyla alakalı açıklamaları söz konusu. İngiliz hükümeti adına e, Boris Johnson'ın bir açıklaması var. Fransa hükümetinden açıklama var. Bundesliga'dan var. İspanya'dan var. E, Birçok e, ülkeden bu konuyla alakalı...